Merhaba Web Tekno takipçileri, ilginç ürünlerin bu bölümünde elimde görmüş olduğunuz akıllı bereyi inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, berenin de akıllısı mı olur dediğinizi duyar gibiyim. Gördüğünüz gibi olabiliyor. Bluetooth kontrollü bir bere bu. Yani Bluetooth'umuzdan cep telefonumuza bağlanıyor ve böylece akıllı olmuş oluyor. Peki bunu cep telefonumuza bağladığımız zaman neler yapabiliyoruz? Bunlardan da bahsedeyim. Çok fazla bir yapabileceğiniz şey yok aslında. Bir Bluetooth kulaklık neleri yapabiliyorsa bu bere de onları yapabiliyor. Dilerseniz şarkıda işte bir sonraki şarkıya geçebiliyorsunuz. Sesi açıp kısabiliyorsunuz. Veya telefon görüşmelerinizi cevaplayıp konuşabiliyorsunuz. Üzerinde kendi mikrofonu var. Bununla ilgili de deneyimlerimizden birazdan bahsedeceğim. Bereyi ilk aldığınız zaman yapmanız gereken şu: cep telefonunuzun Bluetooth'unu açıyorsunuz. 3.0 ve üzerinde desteklemesi yeterli. Bunun dışında üzerinde play pause tuşu var. Zaten bunun yakın çekim fotoğrafları da gelecek videoya. Bu düğmelerden play pause tuşuna 5 tane boyunca basılı tuttuğunuz zaman bere Bluetooth bir cihaz aramaya başlıyor ve sizin telefonunuzu bularak onunla eşleşiyor. Bütün işlemleri üzerindeki bu 3 düğme yapıyor arkadaşlar. Eğer ileri almak istiyorsanız şarkıyı bir defa dokunmanız yeterli. Eğer uzun basarsanız da telefonun sesi açılıyor. Aynı şey eksi tuşu için de geçerli. Eksi tuşuna basılı tuttuğunuz zaman ses kısılıyor. Bir kere basarsanız da bir önceki şarkıya geçiyor. Ortadaki play pause da zaten direkt şarkıyı oynatıyor veya durduruyor. Bunun dışında telefon görüşmeleri içinde çağrı geldiği zaman eğer play pause tuşuna basarsanız çağrı yanıtlıyor. Kapatmak istiyorsanız da yine aynı düğmeden kapatabilirsiniz. USB kablo ile şarj oluyor. İçinde ufak bir USB girişi var tabii ki de şarj olabilmesi için. Ortalama 15 ila 20 dakika arasında tam şarj oluyor. Bu tam şarj ile de 4-5 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz biraz deneyimlerimizden bahsedelim. Müzik olarak gayet kaliteli bir ses verdiğini söyleyebilirim. Ancak siz bunu otobüste dinlerseniz ya da böyle kalabalık, sessiz bir ortamda dinlerseniz biraz sorun yaratabilir. Şöyle ki sesi dışarıya çok fazla veriyor. Sanki ufak bir hoparlör varmış gibi kulağınızda. Siz sesi gayet net duyabiliyorsunuz. Fena değil kulaklığı. Ancak etrafınızdaki insanlar da siz ne dinliyorsanız onu dinliyor. Sakin yani, şurayı açıksana. Tuttu. Hala mı geliyor? Evet. Dışarı resmen yeni tuttu ya. Bari bizi de işte. Bunun dışında hemen diğer özelliği, telefonla görüşme özelliğinden de bahsedelim. Telefonla görüşme özelliği için alıyorsanız bu bereyi almanıza çok fazla gerek yok. Zira karşı tarafın sesini siz tam olarak duyamıyorsunuz. Sizin sesiniz de karşı tarafa çok net gitmiyor. Yani çok zor durumda kalmadıkça bereyi konuşma için kullanmamanızı tavsiye ederiz. Bereyle ilgili şunları da söyleyelim. Bere kirlenebilir bir şey tabii ki de. Bunu yıkamanız lazım. Ancak yıkarken içindeki elektronik aksamı çıkartıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki içindeki aksam çıkabiliyor ve yerine çok kolay bir şekilde takılabiliyor. Yani yıkamakta herhangi bir sorun çekmezsiniz içindeki aksamı çıkarttıktan sonra. Bereyle ilgili yavaş yavaş son sözlerimize gelelim. Akıllı bir bere incelemesi yaptık sizler için. Çin'den getirtirseniz eğer çeşitli Çin sitelerinde mevcut, 8 dolara bulabiliyorsunuz. Türkiye'de benim bulabildiğim 80 ila 100 lira civarı arasında satılıyor. Tabii ki de bu çerçevede Çin'den getirmek daha mantıklı. İncelememizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlara da aklınıza takılan soruları yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.